Gene de o. Ne yapayım ben seni? Ay. Çek. Çek biraz salatı çek. Çek Erdoğan'ı lazım. Aynen abi çek biraz salatı. İnsanlarla gel. Oğlum çeksin. Nereye kadar çekilsen. Oğlum. Dört ayarlı minare. Darbelemiş gir. Hadi. Dibine erdim. Bu kat kuştun dibine erdim. Kurşunlu camiyi şevirden tamam, dibine erdim. Şevirden o evler mevler. Çıtka dibine emniye münekine. O evler de kendi çaktı. Saray kapı mevzisi burası. Burada büyük bir göç var. En son böyle bir tabloyu Kobani sınırında yaşamıştık. İnsanlar burada evlerini terk ediyorlar. Belki yarın sokağa çıkma yasağı tekrarlanacak diye alel acele toparlayabildikleri, alabildikleri ne varsa yanlarına alıp sokağa çıkmışlar. Burada birçok insan nereye gideceği konusunda hiçbir fikri yok. Sadece kurtarabildikleri kadar, işlerine yarayabilecekleri kadar acil ihtiyaçlarını, yiyeceklerini almışlar görüyorsunuz. Yaşlı insanlar yük taşıyorlar. Yataklarını, yorganlarını bu kış günü buradaki eşyalarını alıp buradan çıkmak zorunda kaldılar. Çatışmalar da boyunca burada yaşayan sivillerdi bu insanlar. Ve bu siviller şimdi bu çatışma bölgesinden kaçıyorlar. Yine burası Dabanoğlu Mahallesi. Surların içindeyiz. Çatışmalar hemen buranın ya çok yakın yerlerde yaşandı insanlar. Günlerce burada elektriksiz, susuz, gerçek anlamıyla aç kaldılar. Ve sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte bugün ilk iş alelacele gelip buradan eşyalarını toparlıyorlar. Gerçekten burada bir telaş da var, bir can pazarı var. İnsanlar zor durumdalar. Herkes çekin bu halimizi, bu rezilliğimizi görsünler. Burası 21. yüzyıl Türkiye'si ve burası da bu da Kürt halkına görülen reva. Biz burada bunu yaşıyoruz diyorlar. Burası gerçekten bir savaş alanından kaçan mültecilerin yaşadığı dramı resmediyor buradaki durum. İnsanlar alabildiklerini almışlar ve 10 aile, 15 nüfus yani bir aile içinde 15-20 nüfus belki birkaç aile birleşip bir odanın içine girecekler ve orada bu çatışmalar sonlanana kadar, hayat normale dönene kadar yaşam mücadelesine devam edecekler. Koşullar çok zor, insanlar öfkeliler. Bu çatışmaların neden hala devam ettiğini ve devletin barış masasından neden kalktığını sürekli soruyorlar. Biraz önce bulunduğumuz yerde özel harekat polisleri kapatmışlardı mahallenin girişini. Burada bu gece sokağa çıkma yasağı devam edeceğini söylediler. Bize de buralardan çıkmamız için son 5 dakikamız olduğunu söyledi. Bu kadar insan 5 dakikada bu eşyaları bu kadar insanı 5 dakikada nasıl çıkacağını bilmiyorum. Hala burada insanlar eşyalarını toparlıyorlar.